A5, A4'ü istiyor. Ben bunu nasıl avantaja çevirebilirim? D6 ve F6'dan kurtulursak B6 F8'e gelir. F4, F5 dediğimizde yani şu taraftan veya şöyle toplayabilmemiz için. Peki F4'ü kullanabiliriz. Buradan binili çıkarsak şu şekilde F2, G2, B3, B4, sonra C3. Buradan binili kalır ve avantajlı bir pozisyon olur. Çünkü hem buradan 1'e binecek hem buradan 2'ye binecek. Peki yapmaya çalışalım. F2, G2 diyelim. F4, F5. E3, G3. B3, B4. C3, B3. Şimdi buradan hem 1'e hem 2'ye binmiş oldu. B4'ü B5'e getirebilirsem buradan da damaya çıkarım ve bu taşı tehdit ederim. B4, B5. Aldım 3 taş. O hem buradan hem de buradan binlik kaldı. Böyle yesin diyelim. Sonra buraya geçsin. Ben de oyunu kazanayım. Burada F6'dan kurtulabilirsem ve H4'te beyaz bir taşım olursa ben F8'e gelirim. Peki B4'ü beyazla bir dolduralım. Burayı bir kapatalım. Sonra şuradan bir Z koridoru açalım ve taş 1'e 2 kalsın. Hem buradan istesin işime gelir hem de buradan istesin yine işime gelir. Bunun için de evvela 3 taş verelim. Verdim. Sonra B3'ü kapattım. İster A5 ile alsın, ister D5 ile. B5 ile alsın. Sonra ben H4'e geçebilmek için ister buraya geçeyim, ister buraya fark etmez. Geldim. O bu taşa biniliydi. Şimdi istediğim Z koridorunu elde etmiş oldum. 1'e 2. Bir taş daha verdim. Burayı da parçalarsam daha çok taş toplarım. Yapalım. B3, B4, H3, H4, damaya geçtim, F1, F4 yesin ve ben de ihtiyacım kadarını alıp gideyim.